Tekrar hepinize iyi pazarlar. Evet, bize ulaşan sorulardan ilki Amerika vizesi ve Amerika vize statüsü arasındaki fark nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'ya vize almak demek sizin Amerikan konsolosluğuna gidip pasaportunuza vize damgası almanızla ilgili olan bir durumdur. Yani siz Amerikan konsolosluğundan aldığınız pasaportunu aldığınız damga Amerikan vizesi olarak geçmektedir. Fakat bu vizeyi siz Amerika içinde almanız mümkün değildir. Bu ancak dünyadaki Amerika dışında bulunan, Amerika'nın dışındaki ülkelerde bulunan Amerikan konsolosluklarından alınacak vize damgası ile ilgilidir. Ve buna da Amerikan vizesi denilir. Fakat Amerika içinde bulunduğunuz bir süreçte vize statüsüne sahip olmak ya da bir vize statüsünden diğerine geçmek ise sizin Amerikan konsolosluğuna gitmeden göçmenlik dairesine başvurarak bir vize statüsünden diğer vize statüsüne geçmeniz demektir. Bize gelen diğer sorular mesela bu bağlamda şu olmaktadır. İşte biz Amerika'dayız, statü değişikliğini yaptığımızda pasaportumuza damga alıyor muyuz filan diye sorular geliyor. Amerika içindeki yapılan başvuruları da sizin pasaportunuza herhangi bir damga basılması söz konusu değildir. Sadece statü anlamında bir değişiklik sağlanmış olur. Kısaca şunu tekrar söyleyeyim bu takipçimizin sorusuna. Amerikan vizesi, Amerikan konsolosluklarından verilen ve pasaportunuza damga basılan bir vizelerdir. Fakat statü ise Amerika içinde göçmenlik dairesinde yapılan başvuruları da ki elde edilen ya da değişikliği sağlanan bir durumdur diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle geldikten sonra eğer fikrimi değiştirirsem burada nasıl daha uzun süreli kalabilirim, nasıl daha temelli kalabilirim diye bir takipçimizden gelen bir soru var. Diyelim siz Amerika'ya turist vizesiyle geldiniz ve geldikten sonra gerekli seyahatlerinizi ya da iş amaçlı olan seyahatlerinizi yerine getirdikten sonra bir süre daha kalmak istediniz. Bu durumda genelde sizin ne tür bir sebeple kalmanız gerektiğini anlamak gerekiyor. Örnek veriyorum, siz B1 turist vizesiyle geldiniz ve bu iş amaçlı olabiliyor. Buradaki seyahatiniz sonrasında karar verdiniz ki burada iş açmak istiyorsunuz. O zaman burada yatırım yapıp, iş kurup, yatırımcı statüsüne geçiş yapmanız mümkün olabilecektir. Bu sizin burada turist statüsünden çıkıp daha uzun süreli bir statüde kalabilmenize imkan sağlamaktadır. Bunun dışındaki daha kalıcı kalabilme yöntemleri ise tabii ki yeşil kart başvuruları olabilir. Bu yatırım üzerinden yeşil kart alınmadan mümkün olabilir. Ya da bir iş yeri sponsorluğu üzerinden yeşil kart almadan mümkün olabilir. Veya aile başvurularıyla siz yeşil karta gitme imkanını sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla herhangi bir iş yeri üzerinden ister çalışma vizeleri ya da yeşil kart başvurularıyla da siz daha kalıcı Amerika'da size izin verilen süreç içinde kalabilme imkanına sahip olabilirsiniz diye bu takipçinin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Yaşım 35 ve Amerika'ya turistik amaçla gitmek istiyorum. Anne veya babam bana sponsor olabiliyor mu? Yani 18 yaşından büyük olmam Amerika vizesi sponsorluğu için engel midir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerika'ya turist vizesi alırken sponsor dediğinizde kastettiğiniz şey financial, yani finansal sponsorluğu kastediyorsunuz. Dolayısıyla sizin 18 yaşın altında olmanız ya da üstünde olmanız herhangi bir şey değiştirmeyecektir. Size eğer sizin gelir durumunuz yeterli değilse ebeveynleriniz, anne ya da babanız ya da akrabalarınız ya da arkadaşlarınız finansal anlamda sponsor olabilirler. Dolayısıyla tabii şu tarafı önemli. Tabii sizin 35 yaşında olmanız, hala aile bireylerinin size finansal sponsor oluyor olması belki sizi turist vize verme anlamında konsolosluğun negatif bakmasına yol açabilir. Tabii ki sizin bir yerde çalışıyor olmanız, vergi, SSK'ya bağlı olmanız, gelirinizin olması tabii ki sizin Türkiye'ye tekrar geri döneceğinizin güvencesini vereceği için bu noktada şüpheler uyandırabilir. Yoksa size finansal anlamda sponsor olmalarında herhangi bir engel yoktur diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Diyelim ki vize alıp Amerika'ya geldim. O sırada green card kazanırsam kendi ülkeme geri dönüp işlemleri kendi ülkemde mi yapmalıyım yoksa Amerika'da mı yapmam gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer çekiliş üzerinden yeşil kart hakkını kazanırsanız ve kazandığınız bu süreçte
Amerika'dasınız ve vizeniz var. Turist vizesiyle buradasınız. O zaman önünüzde iki imkan olacaktır. Ya siz ülkenize geri döneceksiniz ve ülkenizden Amerikan konsolosluğu üzerinden vize görüşme çalışmalarınızı ilerleteceksiniz. Ya da eğer Amerika'da bulunuyorsanız, Amerika'da bulunacağınız süreçte turist vizesi sonrası da yasal durumunuzu devam ettirebileceğiniz bir statüde olduğunuz sürece buradan da yeşil kart statüsüne geçiş başvurularını yapıp ülkenize hiç gitmeden statü değişikliğiyle buradan yeşil kartı alabiliyor olacaksınız. Ama önemli olan nokta, eğer Amerika'da statü değişikliğiyle bunu yapacaksanız yasal durumunuzu koruyor olmanız, yasal durumunuzun yeşil kartınızı alana kadar var oluyor olması gerekiyor diye bu takipçinizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. I-20 belgesi ve öğrenci vizesiyle Amerika'ya gitse, üniversite bittiğinde ülkemize geri dönmek zorunda mıyız? Nasıl Amerika'da eğitim sonrası kalabiliriz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer Amerika öğrenci vizesi aldınız ve I-20'nizle beraber geldiniz ve üniversite eğitiminize başladınız. Üniversite eğitiminizi tamamladıktan sonra üniversitenizin size bir yıl OPT yapabilme imkanı sağlayacaktır. En az bir yıldır bu süreç. Dolayısıyla bir yıl OPT yapma hakkınız olacaktır. Ve bu eğitiminiz bittikten sonra bu bir yıllık çalışma izniyle OPT sürenizi de tamamlayabilirsiniz. Tabi bu OPT süreniz bitmeden önce de ya size bir iş yeri üzerinden çalışma vizesi başvurusu yapılırsa ya da siz örnek veriyorum kendi işinizi kurup bir yatırım yaparsanız o zaman da yatırımcı statüsüne geçerek Amerika'daki kalma durumunuzu devam ettirebilirsiniz. Ve tavsiyem de bu noktada olacak. OPT'nizi yaptığınız süreçte hatta üniversite sürecinde bu sponsor firmaların arayışına geçmenizde fayda var diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Amerika için vizeler kalktı mı? Amerika'ya gitmede çok zorlananlar oluyor. Nedeni nedir acaba? Bu durum insanları nasıl etkiliyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Amerikan vizeleri Türk vatandaşları için kalkmış durumda değil. Şu an Türk vatandaşları Türkiye'de Ankara ve İstanbul'daki Amerikan konsoloslukları üzerinden Amerika'ya vize başvurularını yapabilmektedirler. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir sorun şu an için yoktur. Bildiğiniz gibi geçen senenin sonlarına doğru maalesef bu vize konularında askıya alma sıkıntılar yaşandı. Ve bu yaşanan sıkıntılar tabii ki epey gecikmelere, bazen çok fazla redlere neden oldu. Bu biz hem kendi ofisimizde yaşadığımız bunun örnekleri de çok var. Hem vatandaşlarımızdan duyduklarımız da çok var. Diğer avukat arkadaşlarımızdan da duyduklarımız çoktu geçen yıl itibariyle. Fakat tabii ki Amerika biliyorsunuz Türkiye'deki vatandaşlarımız tarafından da çok gelinmek istenen ülkelerden biri. Ve dolayısıyla vize başvuru sayısı çok fazla. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. Hani Amerikan konsolosluğu vize vermiyor diye bir şey söz konusu değil. Önemli olan tabii ki inceyle ilgili okuyorlar ve dolayısıyla çok kolay vermek istemeyebilirler. Fakat siz Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu gösterebildiğiniz sürece Amerikan konsolosluğundaki görevlilerin size vize vermemeleri için bir sebep yoktur diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yoksa onun dışında tabii ki zorlanabilir, herkes alamayabilir ama aynı anda alan çok kişi de var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Türkiye vatandaşıyım ama Romanya'da ikinci sınıf tıp öğrencisiyim ve Amerika'ya work and travel için başvurmak istiyorum. Hangi ülkeden başvurmalıyım diye bu takipçimiz soruyor. Siz şimdi şunu söyleyebilirim. Amerikan vizesine başvururken Amerikan konsolosluğuna bakacağı nokta sizin tabii vatandaşı olduğunuz ya sizin vatandaşı olduğunuz ülkeden mi başvuru yapıyorsunuz? Ya da ikametgahınızın olduğu yerden mi başvuruyorsunuz? Dolayısıyla hani siz bu noktada hem Romanya'daki Amerikan konsolosluğundan bu başvuru yapabilirsiniz. Çünkü siz orada bir öğrenci statüsüyle bulunuyorsunuz ve geçici bir statü değil o. Hani bir günlük, bir haftalık. Ve dolayısıyla siz oradan Amerikan konsolosluğu aracılığıyla vize başvurunuzu yapabilirsiniz. Ya da aynı şekilde vatandaş olduğunuz ve asıl ikametgahınızın olduğu Türkiye üzerinden de Amerikan konsolosluğuna başvuru yapmanızda bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerikan vatandaşlığı için Türkiye'de nasıl maddi gücün olması gerekmektedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii anlamaya çalışacağım biraz takipçimizin ne öğrenmek istediğini. Fakat şunu anlıyorum. Tahmin ettiğim kadarıyla
Amerikan pasaportu nasıl alınır demek istiyor olabilir. Amerikan vatandaşlığı nasıl alınabilir? Bunun için belli bir maddi güç gerekiyor mu? Şunu söyleyebilirim size ben. EB5 dedikleri yatırım üzerinden oturum alabilme, yeşil kart alabilme imkanı var Amerika'da. Bu da en az 500 bin dolar yatırım yapılmasını gerektiren bir yeşil kart sınıfı diyebiliriz. Ve eğer siz en az 500 bin dolar yatırımı yapabilirseniz Amerika'ya, o zaman Amerika'da oturabilme ve yaşayabilme hakkı olan green kartı size vermiş oluyorlar. Tabii siz o green karta 5 yıl sahip olduktan sonra da Amerikan vatandaşlığına ekstra bir maddi güce gerek kalmadan başvuru yapabiliyorsunuz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: turist vizesiyle gelip çalışmak için statü değiştirilebilir mi? Yani çalışma izni alınabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'ya gezme amacıyla, turistik amaçla geliyorsanız ve geldiniz, bu turistik amacı yerine getirdikten sonra, belli bir süre geçtikten sonra baktınız buna çalışmak istiyorsunuz ve bunun için de size sponsor olacak bir iş yeri ya da siz bir yatırım yapıp iş kurma yönünde fikriniz oluştuysa, o zaman tabii ki var olan turist vizenizden, statüsünden sizi yatırımcı statüsünde ya da bir iş yeri aracılığıyla sponsor olunmuşsa o tip çalışma vize türlerinde statü değişikliği yapmanız mümkün olacaktır. Önemli olan nokta, siz geldikten sonra, seyahatlerinizi bitirdikten sonra burada sponsor olabilecek bir firma var mı ya da buna denk geldiniz mi? Ya da siz yatırım yapmayı düşündüğünüz bir işi belirlediniz mi ya da karar verdiniz mi? Buna göre de sizin çalışma izni alma durumunuz mümkün olup olmayacağını değerlendirmemiz gündeme gelecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: F1 vizesiyle Amerika'da çocuğumu devlet okuluna kayıt ettirebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği kendisi F1 vizesiyle Amerika'ya gelecekse ve o F1 vizesiyle gelirken çocukları da F2 vizesiyle Amerika'ya gelecekseler, evet, çocuklarını F2 vizesi altında buradaki devlet okullarına yazdırmada herhangi bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yok, eğer takipçimizin kastettiği ben çocuğumu orada F1 vizesiyle göndermek istiyorum, devlet okulunda okuyabilir mi bu F1 vizesi altında diyorsanız, bu mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla F1 vizesi alabilmesi için çocuğunuzun I-20 alabilmesi gerekmektedir okuldan ve devlet okulları I-20 sistemine içinde değillerdir. Dolayısıyla herhangi bir I-20 veremeyeceklerdir. Dolayısıyla sizin çocuğunuza I-20 verebilecek bir okul üzerinden F1'ı alması yerinde olacaktır. Ama tahmin ettiğim, sizin F1'de olup çocuğunuzun F2'de olduğu bir durumu soruyorsunuz. O zaman çocuğunuz F2'de olduğu sürece devlet okuluna gitmesinde bir engel olmayacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerika'ya F1 vizesiyle gidip iş bulmam söz konusu oldu. Sponsor bulursam work permit alabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Farz edelim siz Amerika'ya geldiniz ve F1 vizeniz var ve bu süreçte bir iş yeri size çalışmak istedi ve iş teklif etti. O zaman o iş yeri üzerinden size sponsorluk yapılması gerekecektir ve o sponsorluk üzerinden siz çalışma izni, İngilizcesiyle work permit dedikleri izne sahip olduktan sonra çalışma hakkını elde edip o iş yeriyle çalışabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerikan vatandaşı ile evlenip green card müracaatından sonraki sürecin yaklaşık kaç ay sürdüğünü açıklayabilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan vatandaşı ile evlenme durumunda ve eşinizin size yeşil kartınız için başvuru yaptığı süreçte bekleme süreleri biraz değişebiliyor her zaman göçmenlik dairesinin yoğunluğuna bağlı olarak. Fakat şunu söyleyebilirim size: başvurunuzdan itibaren yaklaşık 6 ayla 1 yıl arası bir bekleme sürecinde olacağınızı bilmenizde fayda vardır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerikan vatandaşı ile evlendikten sonra parmak izine ne kadar süre sonra gideriz diye soruyor. Başvurunuz, şöyle söyleyeyim, Amerikan vatandaşı ile evlendikten sonra eşinizin size başvurusu ve sizin de yeşil kartı olan başvurunuzdan sonra yaklaşık 1 ile 1,5 ay arasında parmak izi vermiş oluyorsunuz. Bu süreç bazen uzayabiliyor
birkaç ayı da bulabiliyor ama yaklaşık 1 ile 1,5 ay civarında başvurudan itibaren parmak izini vermiş olursunuz diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Takipçimizden gelen diğer soru da şu yöndeydi. Amerikan vatandaşı ile evlendikten sonra çalışma izni ve green card'ı ne kadar süre içinde alırız diye bu takipçimiz soruyor. Amerikan vatandaşı eşinizle evlendikten sonra ve siz ikiniz başvurularınızı yaptıktan sonra göçmenlik dairesine çalışma iznini almanız şu an bazı gecikmeler yaşanıyor. Dolayısıyla neredeyse 5-6 ayı bulabiliyor çalışma izni almanız. Ve yeşil kartı ise almanız yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arası bulan bir sürece ulaşıyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu ise Amerika'da amcam var. Kendisi terzi ve yanında çalışmamı istiyor. Benim için green card başvurusunu yapmak istiyor. Fakat benim terzilik işi hakkında bir tecrübem yok. Yine de böyle bir başvuru yapılabilir mi? Bu takipçimiz soruyor. Göçmenlik dairesi yeşil kart başvurularında değişik sınıflandırmalar yapıyor. Bu sınıflandırmalardan bir tanesi de EB3 dedikleri bir sınıflandırma var. Bu sınıfın içine sadece eğitim sahibi olan kişiler değil, bir yetenek sahibi olan, belli bir süre işte tecrübeye sahip olan, hatta o tecrübeye bile sahip olmayıp yeşil kartı alma noktasında başvuru yapabilmelerine kişilerin izin veriyor. Tabii şu tarafı çok önemli. Siz eğer terzi olarak size bir başvuru yapılacaksa, bu başvuru yapılırken sizin tabii ki o işi biliyor olmanız önemli olacak. Dolayısıyla bu durumlarda bazen 2 yıllık tecrübede aranabiliyor. Bazen o tecrübe aranmayıp belli bir eğitim alınmışsa o yetenek elde etmek için buna bakılabiliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bu noktalarda bu tip iş görevlerinde bazen 2 yıl, bazen o 2 yıl bile yükümlülüğü gerektirmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Sizin durumunuzda olan biri için bir terzi dükkanının bir terzi getirmesi için maalesef zaten Amerika'da bu terzi dükkanı kendisinin iş yapabileceği bir terziyi bulmakta zorlanacaktır. Dolayısıyla sizi almak istediği pozisyona uygunsa şartlarınız ve ona uyduğunuz sürece şartlara size yeşil kart alabilmesi mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Oğlum evli ve bir aya kadar green kartını alacak. Ben 4 yıldır Amerika'dayım. Vergimi ödüyorum. Size sorum ise şu, oğlum yeni green card sahibiyken bana green card başvurusu yapabilir mi? Şansımız ne olur diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim bu noktada. Oğlunuzun yeşil kart sahibi olması size başvuru yapamayacağı anlamına gelmiyor. Fakat oğlunuzun size yeşil kartınız için sponsor olabilmesi ve sizin yeşil kartınızı alabilmeniz için oğlunuzun şu an yeşil karta sahip olması yeterli değil. Dolayısıyla oğlunuzun aynı anda Amerikan vatandaşlığını alması gerekiyor. Ve Amerikan vatandaşlığını aldıktan sonra size yeşil kart başvurusu yapması gerekecek. Dolayısıyla burada benim size vereceğim cevap şu olacak. Oğlunuz Amerikan vatandaşı olduktan sonra sizin için yeşil kart başvurusu yapacak. Ve siz onun üzerinden o zaman itibariyle yeşil kartlı Amerika'da kalabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yani şanstan ziyade kural gereği yeşil kart sahibi iken değil, oğlunuz vatandaş olduktan sonra size sponsor olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Yasal olmayan kişiler Amerikan vatandaşı çocuklarını Türkiye'ye gönderebilirler mi? Yaş sınırlaması var mı? Bunun için nasıl bir işlem gerekmektedir diye takipçimiz soruyor. Sonuçta çocuklarınız Amerikan vatandaşı. Onların tek başına seyahat edebilmelerinde bir sorun olmadığı sürece, herhangi bir engel olmadığı sürece, onlar Amerikan vatandaşı üzerinden Türkiye'ye vize alarak gidip gelebilirler. Ve dolayısıyla bu sizin yasal, yani anne ve babasının Amerika'da yasal olmayan bir statüde bulunması onu engellemez. Çocuk kendi Amerikan vatandaşlığı üzerinden pasaportu da varsa Türkiye vizesini alıp giriş çıkışını yapabilir. Ama aynı anda bu çocuğun tabii Türk vatandaşlığı işletilmişse ya da Amerika'daki Türk konsolosluklarımızla irtibata geçip
oradan çocuğumuzun kaydını Türk vatandaşı olarak yaparsanız o zaman Türkiye vizesine de ihtiyaç duymaz ve Türkiye'ye bu sayede çok rahat gidip gelebilir. Bunun dışında bir sınırlamayla karşı karşıya kalmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim arkadaşımın eşi Amerikalı ve orada yaşıyorlar. Beni davet etmek istiyor. Ne yapmamız gerekir? Süreci nasıl başlatmalıyız diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer diyorsanız ki hani Amerika'da benim arkadaşlarım yaşıyor ve onlar beni davet edecekler Amerika'ya ve siz bu sayede turist vizesine başvuru yapacaksınız, bu başvurunuzu yapabilirsiniz. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğuna turist vizesi başvurunuzu yapacaksınız. Eğer siz davet eden kişiler finansal anlamda destek olacaksalar onların finansal belgelerini de bir yere getirmenize fayda var. Yok sadece onlar sizi davet ediyorsa siz aslında kendi masraflarınızı kendi karşılayacak yeterli bir finansal durumunuz varsa o zaman onlardan bir davet yazısı alıp Amerikan konsolosluğuna turist vizesi başvurusu yapıp turist vizesi görüşmenize gitmeniz yeterli olacaktır. Onun dışında herhangi ekstra bir şey gerekmemektedir. Dediğim gibi finansal anlamda sponsor olmayacaksalar sadece davet yazısı yeterli siz davet ettiklerine dair. Yoksa finansal anlamda masraflarınızı karşılayacaksalar onların finansal durumlarını gerektiren belgeleri de bir araya getirip yanınızda görüşmeye götürmenizde fayda vardır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Makine imalat ustasıyım. Yani torna freeze ustasıyım. 25 yıl geçti. Yaşım 40. Amerika'daki birçok iş ilanına CV'mi yolladım. Çoğu olumlu dönüş yaptı. Lakin hepsi de Amerika'ya gelmeniz gerekiyor diye mesaj attı. İngilizcem zayıf. Anladığım kadarıyla sponsor olmak istemiyorlar. Yani demek istediğim boşuna mı form doldurup başvuru yapıyorum? Sponsor olmak çok mu zor? İşverenler için risk mi taşıyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Tabii sizin dikkat etmeniz gereken şu değerli takipçimiz. Siz Amerika'daki iş ilanlarını Türkiye'den başvuruyorsunuz. Eğer iş verenler buradaki iş ilanlarını koyan iş yerleri sizi kabul ediyorsalar bir şeyi öğrenmeleri gerekecek. O da nedir? Size sponsor olmaları gerektiğini. Dolayısıyla her iş yeri sponsor olmak istemeyebilir. Özellikle sizi daha tanımadığı için, sizin nasıl çalışacağınızı görmediği için. Sebeplerden bir tanesi onların işte Amerika'ya gelin demenin sebeplerinden bir tanesi. Sizle tabii sözlü mülakat yapmak isteyeceklerdir, görmek isteyeceklerdir. Tabii sizin nasıl iş yaptığınızı da görmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bundan dolayı sizi çağırdıklarını düşünüyorum Amerika'ya. Tabii siz eğer bu noktada iş bence başvuruları yapabilirsiniz. Bunda bir engel yok. Fakat şunu bilmeniz lazım. İş başvuruları yaptığınız yerlerle de eğer onların ihtiyaç duyacağı bir yeteneğe sahipsiniz ki bir teknik bir alandaki yeteneğiniz var. Eğer gerçekten size ihtiyaçları çok varsa sizin için gerekli sponsorluk işlemlerini başlatmalarını rica edebilirsin onlardan. Onlar bu sayede sponsorluk işlemlerini başlatırsalar Amerika'ya gelip onlarla çalışmanız mümkün olacaktır. Yoksa onun dışında bir risk taşıyan bir durum söz konusu değil. Önemli olan onların size sponsor olmak istemeleri ve onun için sizi davet ediyor olmaları ve bunun için sponsor olmaları gerekiyor olacaktır diye sorunuzu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya gidiyorum. Dayımdan davetiye istedim. Dayımın Amerika'da maddi durumu gayet iyi. Ben dil okulu ve üniversite eğitimi için gittiğimden dolayı davetiyeyi hiç karıştırmamalı mıyım? Yoksa oraya gidip dönmeyeceğimi düşünürler mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi güzel bir noktaya değiniyorsunuz aslında. Benim de düşüncem genelde şöyle. Hani davetiyeler bazen olumlu olabiliyor ama bazen de olumsuz olabiliyor. Dolayısıyla bunu söylemek çok zor. Ama siz diyorsanız ki dayımın maddi durumu yerinde ve masrafları o karşılayacak benim eğitimimi, o zaman dayınızdan gerekli davetiyeyi ve finansal belgeleri almanızda fayda var diye sorunuzu cevaplayabilirim. Yoksa tabii ki bu illa olumlu olacaktır diye bir kaydı yok. Eğer siz diyorsunuz hani şart değil, benim aslında ailemin yeterli parası var. Benim bu öğrencilik statüsü için başvuru yapabilmem için, vizesi için yapabilmem için yeterli diyorsanız o zaman hiç dayınızdan davetiye almadan direkt başvurunuzu yapabilirsiniz diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Statü değişimine başvuru yaptıktan sonra Amerika'da kalınamıyor diye duydum. Bu konuda eskiye nazaran bir değişiklik var mı diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'da bulunduğunuz bir süreçte
statü değişikliğine girerseniz statü değişikliği başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Eğer yaptığınız başvuru süresinde yasal iseniz o zaman statü başvurunuzun kararını alana kadar burada kalabilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada bir kalınamıyor diye bir şey söz konusu değil. Kalabiliyorsunuz. Ya kararı almadan önce ya da kararı aldığınızda ülke dışına çıkış yapabilirsiniz. Ama burada kalabiliyorsunuz. Fakat bu konuda eskiye nazaran bir değişiklik var mı derseniz şunu söyleyebilirim. Tabii ki geçen yıldan beri bu tip statü değişikliği başvurularında yeni yönetim biraz daha zorlamalara, biraz daha aksilikler çıkarmaya başladı. Dolayısıyla hani her başvuruyu kabul edeceklerdir diye bir kayda yok şu an. Dikkatli başvurular yapılmasında fayda var. Doğru ve eksiksiz yapılmasında fayda var. Yoksa gecikmelere ya da retlere ortam verebilir diye sorunuzu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da C1 vizesiyle yaşamaktayım. F1 vizesine çevirmek istiyorum. Bu işlemlerin süresi nedir? Eğer vize değişim aşamasındayken Türkiye'ye dönersek vize almada sıkıntı çıkar mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi cevabımız ise şu şekilde olabilir. Eğer siz Türkiye'ye dönmeyi planlıyorsanız o zaman hiç burada statü değişikliği başvurunuzu yapmanızı tavsiye etmem. Dolayısıyla yapacağınız en iyi şey ülkenize dönmek. Ülkenize döndükten sonra da yeni almak istediğiniz statü için vize başvurusunu Amerikan konsolosluğu üzerinden yapmanız olacaktır. Yok eğer hani ben tamam belli değil durumum buradayım şu an diyorsanız o zaman statü değişikliği başvuruları yapılabilmektedir. Ve şu an sizin C1'dan tabii F1 süresine geçiş, F1 statüsüne geçiş yapma başvurunuzun belki sonuçlanması en az 6 ay, 7 ay, 8 ayı bulabilecek bir sürece giriyor. Dolayısıyla başvuru yapmanızda bir engel yok. Başvurular yapılabilir ve siz bu başvuru süresince burada kalabilirsiniz. Ama bir acil durumunuz çıktı ve dönmeniz gerekirse de çıkışınızı yapabilirsiniz. Ama çıkarsanız tabii ki buradaki statüyü alamayacaksınız. Bu sefer de Amerikan konsolosluğunda vize başvurusu yapmanız gerekebilir. Bu da bazı zorluklar getirebilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesi ile geldik Amerika'ya. Çalışma vizesi ve sosyal güvenlik numarası nasıl alırız? Aşamaları, şartları nelerdir? Ve eğer Lyft yapmak istesek, herhalde kastettiği bu araba kiralama hizmeti Uber gibi olan, onu yapmak istesek, bir yıllık ABD ehliyeti gerekli değilmiş bunun için, çalışma vizesine uygun olur mu diye soruyor bu takipçimiz. 6 aylık turist vizemiz var diyelim. Sizce ne zaman başvurmalıyız diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle cevaplayabilirim sizin sorunuzu. Eğer siz şu an Amerika'da turist vizesiyle bulunuyorsanız ve gezdiniz, yeterli süreleri burada seyahatinizi yaptınız ve başvuru yapmak istiyorsunuz. Tabi bu noktada siz diyelim giriş yaptıktan itibaren 90 gün geçmiş durumda. Ve anladığım kadarıyla burada araba alıp yatırım yapıp, taşıma işine yatırım yapıp araba kiralama işine girmek istiyorsanız size en ideal vize türü yatırımcı statüsü olacaktır. Dolayısıyla yatırımcı statüsüne geçmek için de burada bir şirket kurulup yatırımınızı yapıp bu yatırımla beraber arabalar alıp ve bunlarla işte çalışacak şoförleri de alıp bunun üzerinden size yatırımcı statüsü yapma başvurusu yapma durumunuz gündeme gelecektir diye takipimize sorusunu cevaplamış olalım. Süre noktasında da 6 aylık sürenizin 3 ayı geçmiş durumdaysa 90 günü bu çalışmalar başlatılabilir. Ve bu sayede de yatırımcı statüsüne geçip burada bahsettiğiniz şirket aracılığıyla bahsettiğiniz işlere girmeniz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Kız arkadaşım 15 yıldır Amerika'da yaşıyor ve green card sahibi değil. Sadece çalışma izni ve oturma izni var. Kız arkadaşımın oturma ve çalışma izniyle evlilik yapabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Anlaşılan kız arkadaşımız Amerika'da green card yok fakat green card dışında bir çalışma vizesine sahip. Ve bu çalışma vizesinden dolayı da siz ne elde edebilirsiniz diye soruyorsunuz. Eğer siz farz edersek kız arkadaşınız yasal bir statüde ve bu yasal statüden dolayı çalışma izni burada oturma izni var. Ve siz onunla nikah kıydıktan sonra siz onun eşi olarak burada kalabilecek statüye girebiliyorsunuz. Örnek verelim. Tabii diyelim kız arkadaşınızın çalışma vizesi var, H1B vizesi. O zaman siz H4 vizesi alarak burada onunla kalmanız mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 3 yıl evlilikten sonra direkt Amerikan vatandaşlığına geçiliyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Eğer siz Amerikan vatandaşıyla
3 yıldır evliyseniz ve 3 yıldır da yeşil kart sahibiyseniz bu arada, o zaman bu 3 yıl üzerinden Amerikan vatandaşlığına başvuru yapabiliyorsunuz ve bu başvurunuz onaylandıktan sonra da Amerikan vatandaşlığına geçebiliyorsunuz. Önemli olan şart burada sadece evliliğin değil, 3 yıldır yeşil kartı da sahip olmanız gerekmektedir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: Amerika'da kampüs içinde çalışırken SSN alabiliyor muyuz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi okullarda öğrenci vizesine sahibiyken kişiler çalışma izni değil de kampüs içi çalışmaları yapmak için okulların buna izin verebiliyor. Eğer okulunuz buna izin veriyorsa sizin sosyal güvenlik numarası almanıza izin verecektir. Ve bu izinden dolayı da siz sosyal güvenlik ofisi aracılığıyla sosyal güvenlik numaranızı alabileceksiniz. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: C1 vizesiyle araştırmacı statüsünde üniversitede çalışmaktayım. Bana 2 yıl kuralı uygulanmadı. 5 senelik vizem var. C1 vizesiyle kaç sene çalıştıktan sonra vatandaşlığa başvuru yapabiliyorum ya da başvuru yapabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Siz sadece C1 vizesinde bulunmuş olmanız ya da C1 vizesine uzun bir süre sahip oluyor olmanız sizin yeşil karta başvuru yapmanıza ya da vatandaşlığa geçmenize izin vermez. Bunu söyleyeyim direkt. Fakat şunu söyleyebilirim: siz araştırma görevlisisiniz ve üniversitede araştırma statüsünde bulunuyorsunuz ve bundan dolayı da C1 programınız devam ediyor olacak. Siz eğer bu araştırma görevlisi bulunduğunuz sürecinizde ciddi çalışmalar yaparsanız, buluşlar olabilir, bu yazılar olabilir, sizin yazdıklarınıza atıfta bulunacak çalışmalar bulunabilir ve bu noktada ciddi anlamda bulunduğunuz alana katkılarda bulunabiliyorsanız, o zaman aslında siz C1'dan dolayı değil ama bu yapılan çalışmalardan, aldığınız ödüllerden ya da atıflardan ya da bilinirlikten dolayı sizin kendinizin yeşil kartına gitme durumu söz konusu olabilir ve bu mümkün olabilir. Bu noktada eğilimde bulunmanızda da fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: H2B vizesine eş ve çocuklarıyla birlikte başvurulabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Evet, siz H2B geçici çalışma vizesini alırken eşiniz ve çocuklarınızla sizden dolayı sizinle gelebilme ve Amerika'da kalabilme vizesine hakkına sahip olacaklardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi: kardeşim yeşil kart tahlilcisi ve yakında görüşmeye gidecek. Yeşil kart çıkarsa biliyorsunuz Amerika'da vergi beyan etmek zorunda. Bu aşamada dikkat edilmesi gerekenler nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim: evet, eğer kardeşiniz Amerika'da kalabilme, yaşayabilme hakkı olan, oturum hakkı veren yeşil karta sahip olursa, bu yeşil karttan dolayı artık Amerika dışında her yerde elde ettiği geliri beyan etmesi gerekecek. Dolayısıyla kendisinin diyelim Amerika'da artık yaşıyor, yeşil kart sahibi ama aynı zamanda Türkiye'den de işi var ya da geliri var, onu da beyan etmesi gerekecek. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken nokta derken size tavsiyem şu olacaktır: gerçekten sizin yeşil kartı almanızın vergi anlamında size ne getirip getirmeyeceğine çok dikkat etmenizde fayda var. Eğer çok çok yüksek rakamlardan bahsetmiyorsak zaten ek bir şey gerekmeyecektir. Çünkü unutmayın, sonuçta Türkiye'de de gelir elde etse orada bunun vergisini ödüyor olacaktır. Ve çifte vergiye tabi olacağı bir durum söz konusu olmayacaktır. Ama diyelim burada da belli rakamlar var. Örnek veriyorum, 100 bin doların üstünde yıllık gelir var ise o zaman Türkiye'de bunun vergisini öderken onun üstünde ulaşacak gelirin vergisinde burada ödemeye başlayacak. Yoksa örnek vereyim, 100 bin dolara kadar olacak rakamın vergisini Türkiye'de ödediği için bir daha burada ödemek zorunda kalmayacaktır. Ama beyan edecektir. Beyan etme zorunluluğu devam edecektir. Dolayısıyla benim bu noktadaki tavsiyem, sizin gelir ve mal varlığını değerlendirmenizi doğru yapıp vergisel anlamda neyle karşı karşıya kalacağınıza dikkat edip ondan sonra geçişini yapmasında fayda vardır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde: göçmen vizesi için başvuran biri başvuru sonuçlanmadan önce turist vizesi alıp Amerika'ya gidebilir mi? Süreç 2-3 yıl kadar sürüyormuş. Yeğenim Türkiye'de yaşıyor. Onun için ne yapabilir acaba diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim: eğer bu yeğeniniz için bir göçmenlik vize başvurusu yapıldı ise eğer, zaten Amerikan Konsolosluğu ona göçmen olmayan
bir vize, yani turist vizesi diyelim bunun bir örneği, vermeyecektir. Dolayısıyla onun içeride göçmen olan vize başvurusu beklemede olduğu için kendisine turist vizesi ya da diğer türlü göçmen olmayan vizeleri almalarını maalesef izin vermeyeceklerdir. Ve kendisi sizin ya da kim üzerinden yapıldıysa o göçmen vize başvurusunun sonuçlanmasını beklemesi gerekecek. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerikalı bir bayanla Türkiye'de evlendik. Şimdi eşim Amerika'da bana başvuru yaptı. 130 formunu doldurarak gönderdik. Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle tabii eşiniz Amerikan vatandaşı olduğu için ve sizin için sponsorluk başvurusu yaptığı için öncelikle bunun sonuçlanmasını bekleyeceksiniz. Ve göçmenlik dairesi tarafından bunun için olumlu sonucu aldıktan sonra Visa Center aracılığıyla Amerikan konsolosluğu randevunuzu alınmadan önce de gerekli evrakları bir yere getirerek o başvurunuzu yapıp sizin Türkiye'deki Amerikan konsolosluğunda ya da elçiliğindeki randevu tarihini alıyor olacaksınız. Dolayısıyla önünüzdeki süreçler bunlardır ve bununla ilgili şu an yapmanız gereken ilk sizin yaptığınız başvurunun sonuçlanmasını beklemek ve o sonuçlanmadan sonra da Visa Center çalışmasını başlatıp sürecinizi Amerikan konsolosluğu görüşmeye kadar devam ettirmenizde fayda vardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben 2017-2018 Green Card talihlisiyim. Şu anda Asya, Afrika ve Kuzey Amerika current durumda. Fakat Avrupa'da bir hareketlenme yok. 23.500'de takılmış ve kalmış durumda. 1,5 ay gibi bir süremiz kaldı geriye. Benim numaram da 39.102'de şu an. Bu durumda current olma ihtimali var mı? Current olmazsa numaramızın şansı devam eder mi? Yoksa bu numaradaki şansımız tamamıyla biter mi? Bu çıkmış hakkımızın sıra bize gelmese de Eylül'den sonra avukat yolu ile arama şansımız var mı diye bu takipçimiz soruyor. Cevabım şöyle olacak bu değerli takipçimize. Maalesef size verilen vize kota numaralarını beklemeniz gerekecektir. Dolayısıyla bu vize kotalarındaki sürece göre sizin numaranızı beklemeniz gerekiyor. Ve şu an bir takılma zaten gündemde. Ve örnek veriyoruz, Eylül ayına kadar eğer beklediğiniz vize kotası current olmazsa pek fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Dolayısıyla eğer current olmazsa ve sizin numaranız 39.000'lerde olduğu için o numaraya da gelmemişse ve siz bir çalışma yapamamışsanız bu hakkınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bu hakkı takip etme ya da isteme ya da gelecek sene isteme ya da avukat yoluyla başvurma gibi haklarınız mümkün olmayacaktır. Ama farz edelim, bu önümüzdeki 1,5 ay içinde numaralar current oldu. Çok hızlı bir şekilde Amerikan konsolosluğundan randevunuz alınıp gidip Eylül ayına kadar bu vizenizin onaylanması gerekecektir. Çünkü onaylanırsa eğer siz göçmenlik vizesini aldığınız süreç bitmeden önce aldığınız sürece hakkınız saklı kalacaktır. Yoksa öbür türlü bu hakkınızı maalesef kaybediyor olacaksınız. Biraz bu noktada şunu dikkate almanız lazım. Sonuçta State Department'ı desem de daha da doğru. Bu noktadaki vize şeyinde verme zorunlulukları yok. Dolayısıyla vize kotalarına bağlı ilerliyor süreç. Ve ancak sizin vize numaralarınıza geldiği sürece siz bu hakka sahipsiniz. Aynı anda da bu hakkı Eylül ayına kadar yerine getirmiş ve vizenizi almış olmanız gerekiyor. Yoksa maalesef kazandığınız yeşil kartı elde edemiyorsunuz ve bunu kapatmış oluyorsunuz. Bir daha denemeniz gerekecektir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2015 senesinde Amerika'da bir kaza yapmıştım. Bundan dolayı jail'de kalıp bir yargılanma sürecim olmuştu. Ama şimdi bir daha vize alırken bu kayıtlar önüme çıkıyor. Yani bu tutukluluğum, bu cezaevinde yatmam önüme çıkıyor. Bunu nasıl sistemden sildirebiliriz acaba diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'daki ceza sisteminde sizin maruz kaldığınız ya da daha önce yaptığınız ya da cezasını çektiğiniz suçlarla ilgili expungement denilen bir şey var. O da hani var olan kayıtların kaldırılması. Var olan kayıtların raflara kaldırılması denilen expungement çalışmasını yapmanız gerekecektir. Dolayısıyla size tavsiyem hangi eyalette bu suçla karşı karşıya kaldıysanız o eyaletteki expungement kurallarına bakıp oradaki ceza mahkemesi aracılığıyla bu çalışmaları yapılıp sizin dosyanızın rafa kaldırılmasını tavsiye ederim. Dediğim gibi expungement durumuna bakmanızda fayda var. Bununla birlikte bütün bu kayıtları rafa kaldırmış olacaksınız. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card'da son 5 yıl içerisinde 2 yıl çalışma durumunda sigorta mı gerekli yoksa mesleki konum mu gerekli? Çünkü iş tecrübesi konusunda arkadaşımın bayağı bir çalışmışlığı ve sertifikaları var.
ama sigorta kişi girişi biraz sıkıntılı. Bu konu hakkında bizi aydınlatır mısınız diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu diyebilirim takipçimize. Eğer sizin kastettiğiniz çekilişten yeşil kartı kazanma durumunda bu talibi kişinin 2 yıllık bir iş tecrübesi gerektiren bir işte çalışmış olmasını soruyorsanız, evet, burada önemli olan nokta ya bu kişi eğitim sertifikalarıyla, meslek sertifikalarıyla ya da SSK'yla. SSK'da kayıtlar her zaman olmasa bile o zaman çalıştığı iş yerlerinden alacağı çalışma mektuplarıyla beraber bu kuralı yerine getirdiğini, bu kurala uygun olduğunu, kriterinin uygun olduğunu gösterebilecektir. Diğer bir takipçimizden gelen soruya geçiyorum. Amerika'da öğrenci arkadaşların var olan dil okulu vizesine geçerli ise bile yeni başvurduğu üniversiteye veya fakülte eğer aylar sonra başlıyorsa aradaki uzun boşluktan ötürü yurt dışına çıkmaları gerekebiliyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz diye takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki kastettiğiniz şu, eğer diyorsanız Amerika'da öğrenci olarak dil okulu da eğitim amacıyla bulunan bir kişi var ise ve eğer bu kişi bir üniversiteye kabul aldıysa diyorsanız ve bu aradaki süreyi ülke dışında beklemesi lazım diyorsanız ben şu şekilde bunun cevabını verebilirim. Eğer siz Amerika'da öğrenci statüsündeyseniz ya da vizeniz var ise ve dil eğitimini devam ettirirken bir üniversiteye kabul aldıysanız ve bu üniversiteye kabulünüz diyelim 6 ay sonra başlayacak, 4 ay sonra başlayacaksa önemli olan sizin üniversite eğitiminiz başlayana kadar dil okulu eğitiminizi devam ettiriyor olmanız. Bunu devam ettiriyor olduğunuz sürece ülke dışına çıkmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Ama yok, öyle bir durum yok ise, yani farz edelim sizin programınız bitti Amerika'da, programınız ya da başka programınız bitti ve bu arada 6 ay beklemeniz gerekiyor üniversite eğitiminizin başlaması için. Evet, o arada burada kalamayacaksınız. O zaman ülke dışına çıkıp Amerikan konsolosluğundan öğrenci vizesi alıp ya da öğrenci izniniz var ise yine IQ'nizle beraber aylar sonra tekrar giriş yapmanız gerekiyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Canlı yayında gelen soruların ilkiyle başlıyorum. Ben Özbekistan vatandaşıyım. 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve çalışma iznim var. Amerika'ya gitmek istiyorum. Türkiye'den Amerika vizesi başvurusu yapabilir miyim diye bu değerli Özbek vatandaşımız, takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Siz Özbek vatandaşı bile olsanız Türkiye'de bir çalışma izniniz var. Yani oturumunuz var. Dolayısıyla Amerika'ya gelmek için Türkiye'deki Amerikan konsoloslukları üzerinden Türk vizesi başvurusu yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir engeliniz olmayacak. Bu başvuruyu oradaki Türkiye'deki Amerikan konsoloslukları üzerinden yapabilirsiniz. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise E2 vizesi öncesi iş araştırması için Amerika'ya gelirken alınacak B1, B2 vizesi için turist amaçlı mı yoksa ticari amaçlı mı beyanda bulunmak daha avantajlı olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya iş amaçlı geliyorsanız, iş araştırması yapmak için sektör araştırması, market araştırması, işte ben şuraya yatırım yapacağım ya da şurayı satın alacağım, bu tip araştırmaları yapmak için geliyorsanız size tavsiyem girerken iş amaçlı geldiğinizi, neler yapacağınızı söylemeniz ve bunun sayesinde de B1 vize damgasıyla, statü damgasıyla ülkeye giriş yapmanızda fayda var. Onun en büyük artısı şu, eğer siz diyorsanız ben geleceğim, birkaç ay burada çalışmalarımı yapacağım, geri döneceğim diyorsanız, bu arada şirket kuruluşunu belki satın almaları yapacağım diyorsanız, o zaman girerken iş amaçlı geldiğinizi beyan etmeniz çok önemli. İş amaçlı demekle sakın yanlış anlamayın. Hani bir yerde çalışacağım demiş olmuyorsunuz. Ben geldim yatırım yapacağım ya da şurayı satın alma planım var, şu görüşmeleri yapacağım demiş oluyorsunuz. Bu anlamda B1 damgasını almanızda fayda vardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Son zamanlarda Amerika'ya C1 ile gelenlerin evlilik yoluyla Green Card alamayacağı konuşuluyor. Konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşır mısınız diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerika'ya ister turist vizesiyle gelin, ister C1 vizesiyle gelin. Eğer Amerika'da Amerikan vatandaşıyla evlenme durumunuz gündeme gelecekse bu evliliği yapmanızda bir engel yok. Ve o evlilik üzerinden yeşil karta gitmenizde bir engel yok. Fakat C1 vizelerinde şöyle bir durum var. C1 vizesiyle Amerika'ya gelip 2 yıl ülke dışında kalma zorunlu olan kişiler olursa, örnek veriyorum sizin programınız burada 1 yıllık programınızı tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri gidip 2 yıl geri gelmeme durumunu karşı karşıya bırakacaksa, o zaman sizin buraya gelmenizde engel yok. Dolayısıyla siz gelip
burada programınızı tamamladıktan sonra şunu yapmanız gerekecek. Eğer Türkiye'ye geri gitmeyecekseniz bu size gösterilen 2 yıl kuralını kaldırma işlemlerini yapıp 2 yıl kuralını zorunlu kaldırmanız gerekecektir. Bu zorunluluğu kaldırdıktan sonra Amerikan vatandaşı üzerinden yeşil kart başvurusu yapmanız, eşiniz aracılığıyla başvuru yapmanızda herhangi bir engel olmayacaktır. Tahmin ediyorum sizin duyum aldığınız nokta bu genelde ve bu noktada bir problem yok. Dolayısıyla siz eğer C vizesiyle buradaysanız, eğer ki 2 yıl kuralına tabiyseniz, o zaman 2 yıl kuralını kaldırdığınız sürece Amerikan vatandaşı eşiniz tarafından yeşil kart başvurusunu yapabileceksiniz. Diğer bir takipçimizden gelen canlı yayında aldığım soru ise şu yönde. 38 yaşındayım, yurt dışına hiç çıkmadım, sigortalı değilim, lise mezunuyum, eğitim vizesi alabilir miyim, nasıl kalıcı hale gelirim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi tabii bu değerli takipçimizin dikkat etmesi gereken nokta şu. Kendisi eğitim vizesi almak istiyor ve eğitim vizesi alırken Amerikan konsolosluğu sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakacak. Tabii sizin yaşınız, evli misiniz, bekar mısınız, çalışıyor musunuz, bir yerde sigortalı mısınız, yeterli geliriniz var mı? Bunun hepsine dikkat edecektir. Dolayısıyla sizin bu açıkladığınız durumlarda gerçekten eğitim vizenizi almanız zor olabilir. Ama önemli olan dediğim gibi Türkiye'deki bağlarınızı güçlendirecek durumların oluşması. Bunlar oluştuktan sonra vizenizi almanız daha kolay olacaktır. Sizin öncelikle tabii ki bu öğrenci vizesini almanızda fayda var. Ya da daha nasıl kalıcı hale gelecek noktasında ise size Amerika'daki bir şirket üzerinden yeşil kart başvurusu sponsorluğu yapılırsa bu sayede kalıcı anlamda gelip Amerika'da kalabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. MESAM üyesi Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği sanatçısıyım. Eşim bu ay emekli olacak. Banka hareketi yok. Davetiyemiz gelecek. B1 vizesi alabilir miyiz diye soruyor bu takipçimiz. Şimdi şu var tabii sizin B1 ile kastettiğiniz eğer turistik amaçlı ise o zaman o B2 vizesi olacak. Dolayısıyla B vizesi başvurusu yapılabilir. Siz bu başvuruyu yaparken eşiniz anladığım kadarıyla zaten emekli. Siz de sanatçısınız bu MESAM üyesi olarak. Dolayısıyla B vizesine başvuru yaparken Türkiye'deki bağlarınızı dikkat edecekler. Fakat ben bir engel görmüyorum alınmasında. Dolayısıyla ne amaçla geldiğinizi, ne kadar kalacağınızı çok doğru bir şekilde Amerikan konsolosluğundaki görevlilere gösterebilirseniz burada çok rahat gelip kalabileceksiniz ya da vizenizi alabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Ben şu anda 18 yıllık resim öğretmeniyim. Sergiler açtım ve ödüller aldım. Yeşil pasaportum var. Amerika vizesi için, O1 vizesi için vizesi mi yoksa turist vizesi mi almalıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şunu söyleyebilirim bu değerli takipçimize. Sizin Amerika'ya ne amaçla geleceğinize göre değişecek vize türünüz. Eğer siz diyorsanız ben geçici amaçla geleceğim, işte burada bir sergiye katılacağım ya da kısa süreli gezmek amacıyla geleceğim diyorsanız o zaman siz turist vizesine başvuru yapmanızda fayda var. Yok eğer siz ben Amerika'da gelip bu ressamım ve O1 statüsünde gelip orada çalışacağım diyorsanız, işte sergi açacağım ya da çalışmalar yapacağım diyorsanız o zaman sizin O1 vizesi alma durumunu değerlendirmenizde fayda var. Bunun için tabii Amerika'da size sponsor olacak bir firmaya da kişi gerekecek ve sizin bu ödülleriniz, çalışmalarınız ve portfolyonuz bir araya getirilerek Amerika'daki göçmenlik dairesinde O1 vizesi başvurunuz yapılıp onayı alındıktan sonra siz Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna giderek oradan da O1 vizesini alıp Amerika'ya geliyor olacaksınız. Dolayısıyla şu anki gelme niyetinize göre turist vizesi ya da O1 vizesi almanızda ben bir sorun görmüyorum diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu an canlı yayında. Öğrenciyim, Amerika'ya uzun süreli vize alabilmem için neler gereklidir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Türkiye'de öğrenciyseniz, tabii öncelikle uzun süreli vize alabilmek derken öncelikle bir tur sitesi belki öğrenci vizesi almanızda fayda var. Öncelikle bu adımları atıp Amerika'ya gelebilecek ön vizeyi almanızı tavsiye ediyorum. Onu aldıktan sonra tabii ki Amerika'da eğitim amacıyla ya da iş amacıyla daha uzun kalabilme durumunuzun değerlendirilmesi çok daha mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer canlı yayında aldığınız bir soru ise bugün bana green card çıksa ve kartı almadan Amerika'da olsam
oradan alabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Eğer sizin kastettiğiniz çekilişten kazanılan yeşil kart ise ve siz o çıktıktan sonra siz Amerika'da bir vize türüyle gelip kalabiliyorsanız, o zaman Amerika'dan yeşil karta geçme işlemlerini yapmanız evet mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen, canlı yayında gelen soru ise, ben eşimle birlikte turist vizesi alıp Amerika'ya gelip F1 statüsüne geçmek istiyorum. Eşim ve çocuğumun F2 statüsüne geçebilirler mi? Eğer geçerse ve maddi durum kötüleşirse çalışılabilir mi diye soruyor bu takipçimiz. Şimdi siz eğer Amerika'ya geldiniz ve buradaki turist statüsünden F1 statüsüne geçmeniz mümkün olacaktır. Ve siz geçiş yaparken eşiniz ve çocuklarınız da F2 statüsüne geçebilecektir. Ve bu sayede siz F1 vizenize, onlar da F2 statüsüne devam ederek burada kalabileceklerdir. Göçmenlik dairesinin çalışma hakları noktasında bahsettiğiniz durumda olanlar, yani öğrenciyken durumlarında çok ani değişim gerçekleşip maddi durumu kötüye düşen kişilere çalışma izni imkanı sağlamaktadır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. F2 statüsünde olan 9 yaşındaki çocuğun eğitimini devlet okulunda ücretsiz yararlanabilir mi diye soruyor bu takipçimiz. Evet, F2 statüsünde olan çocuğunuzun burada hani F1 statüsü gibi okula gitme zorunluluğu yok. Dolayısıyla kendisi Amerika'daki devlet okullarında okuyup ki bütün herkese sağlanan ücretsiz eğitimden faydalanıp okula gitmesinde bir engel yoktur diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden online canlı yayında aldığımız bugün soru ise, ben Amerika'ya temelli olarak yerleşmek istiyorum. Bunun için en iyi yöntem sanırım sponsor bir firma bulmak. Fakat çoğumuz böyle firma bulamıyoruz. Ne önerirsiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi evet, gerçekten de en iyi yol diyebiliriz ki buradaki Amerika'da bir iş yerinin ya da şirketin size sponsor oluyor olması ve siz o sponsorluk üzerinden de burada çalışma ya da yaşama hakkına sahip olmanız diye ben de katılıyorum size bu noktada. Tabii firma bulma noktasında çok çeşitli şeyler olabilir. Tavsiyem online ilanlara bakın, oralara başvurular yapın, tanıdıklarla görüşün, onların tanıdıkları firmalara ulaşmaya çalışın. Çünkü gerçekten iş bulabilme noktası sizin ya eğitiminizden ya yeteneğinizden geçecektir. Ve bu noktadaki bağlantı kurabileceğiniz iş yerleri ve bağlantı kurabileceğiniz her yerle irtibata geçmenizde fayda vardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika turist vizesiyle gelip statüyü öğrenciye çevirmek ne kadar zaman almaktadır diye bu takipçimiz soruyor. Siz Amerika'ya geldikten sonra, turistik amacınız bittikten sonra, fark edelim siz geldiniz yaklaşık 90 gün geçti ve ondan sonra eğitim görmek istiyorsunuz ve eğitim amacıyla da adım atmak istediğinizde başvurularınız yapıldıktan sonra en az 6 ay, 7 ay sürecek bir sürecin içine giriyorsunuz. Bunun bu süre daha da uzun olabilir, tam bir şey vermek zor olacaktır ama en az 6-7 ay sürecek bir sürecin içine girdiğinizi size söyleyebilirim. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise Amerika'da şu an yasal bulunmayıp yaşayan kişiler için herhangi bir değişiklik oldu mu diye bu takipçimiz bize soruyor. Ben kendisine şunu söyleyebilirim. Şu anki yönetimin gündeminde yasal olmayanlara kalabilmeleri için bir hak sağlayan bir gelişme şu an söz konusu değil. Şu an yönetim daha çok işte nasıl yasa dışı olanlarla ilgili işlem yapılır, nasıl yasal olanlar yasal süreçlerini devam ettirirler, statü değişiklikleri yaparlar, nasıl bunu daha zorlandırırızın peşindeler. Ama bu noktada şu an herhangi bir gelişme yok. Ama bizimle irtibatta kalmaya devam edin. Herhangi bir gelişme olursa sizin durumunuzda olan takipçi arkadaşlarımız için size bu noktada bilgiyi vereceğimizi iletebilirim. Evet, bugün gelen diğer bir soru ise şu yönde. Daha önce iki kez C1 vize statüsüyle Amerika'da bulundum. Fakat ikinci seferde C1 vizenin süresini 5 yıl verdiler. Acaba tekrar gelmek için sponsora ihtiyacım var mı diye bu takipçimiz soruyor. Evet, sizin C1 vizesi aldıktan sonra Amerika'da bulunabilmeniz için DS formunu size veren yeni bir sponsora ihtiyacınız olacaktır. Dolayısıyla sponsorunuz olmadan o vizenizi kullanamayacaksınız. Yeni bir sponsorla görüşüp oradan onay aldıktan sonra vizenizle beraber gelmenizde bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün online gelen soru ise şu yönde.
turist olarak Amerika'ya gelip orada E2 vize statüsü değişikliği yapmak istiyorum. Eşim ve çocuğum statü değişikliğim onaylanınca gelecek. Ancak onlar Türkiye giriş çıkışlarında vize alma problemi yaşayacaklar mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'ya geldikten sonra burada E2 vizesine statüde geçiş işlemi yapıp burada onay aldıktan sonra eş ve çocuklarınız eğer turist vizeleri var ise onlar turist vizeleriyle Amerika'ya gelmelerinde bir engel yok, gelebilirler. Ama bu vizeleri yok ise o zaman sizin aldığınız E2 statüsünden dolayı eş ve çocuklarınızla Amerikan konsolosluğu üzerinden E2 sahibinin eşi ve çocuğu diye vize alıp Amerika'ya giriş yapabileceklerdir. Yoksa turist vizeleri var ise de direkt gelmek istiyorsalar da gelebilirler. Onlar buraya geldikten sonra burada da sizin gibi statü değişikliği yapıp onları da burada tutmamız, sizinle kalmalarını sağlamamız mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Hangi tür vizeler Amerikan vatandaşlığı için sayılıyor diyor bu takipçimiz ama ben hani şöyle bir şey söyleyebilirim bu takipçimize. Hangi tür vizeler Amerikan vatandaşı için sayılıyor derken cevabı aslında göçmen olan vizeler diyebiliriz. Tabi bunda anlamı yeşil kart demek. Yani dolayısıyla siz ancak yeşil kart sahibi olduğunuz zaman yeşil kart sahibi olduğunuz için Amerikan vatandaşı olma yolunda ilerliyor olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Dil kursu ile gelip Amerika'da kalmak için ne yapabiliriz diyor takipçimiz. Şimdi öncelikle Amerika'daki bir dil kursuyla anlaşmanız gerekecek. Ve bu dil kursuna başvuru yapıp onlardan I-20 almanız gerekecek. Ve bununla beraber Amerikan konsolosluğuna vize başvurusu yapıp onlardan öğrenci vizesi almak için görüşmeye gitmeniz gerekecek. Ve görüşmeye gittiğinizde I-20'niz, pasaportunuz, I-20 formunuz ve finansal evraklarınızı da götürüp öğrenci vizesini almaya çalışacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelirsem çocuklarımı okula yazdırabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki siz gezme amacıyla geldiğiniz bir noktada çocuklarınızı okula göndermemenizde fayda var diyebilirim. Fakat burada eğer diyelim turistik amaçla geldiniz ve o geldiğiniz süreçte okullar burada devam eden bir sürede ise çocuğun okula gitmesinde bir engel yok. Çocuklarınızı okula yazdırabilirsiniz. Ve dediğim gibi çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Ama okullar çocuklarınızın onların eğitimini alması için o burada bulunacağınız o kısa sürede okula gitmesine izin verecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise şu yönde. Ben F1 ve oğlum ise F2 vizesine başvuracağız. Eşim iş nedeniyle Türkiye'de kalacak. Ailem de sponsor olacak. Sigortam veya çalışma geçmişim yok. Eşim burada kalacağı için acaba mülakatta geri ülkeme döneceğimi ikna etmek açısından bana olumlu bir dönüş olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan Konsolosluğu'nun bu tip vize görüşmelerinde Türkiye'deki bağınız ya da geri döneceğiniz noktasındaki inanın karar vermesi durumdan duruma değişebiliyor. Bahsettiğiniz örnekte bazen eşinizin Türkiye'de kalması sizin gelmenizi görevli olumlu görebilir. Ama başka bir görevli ya da başka bir konumda olan başka bir durumda ise bunu negatif görebilir. Neden o burada kalıyor, neden siz gidiyorsunuz diyebilir. Ama sizin anlattığınız süreçte anladığım kadarıyla zaten eşiniz burada çalışıyor. Ailenizin belli bir finansal desteği olacak. Bu noktada olumlu bir etki yapacağını ben düşünüyorum diye size cevabımı vermiş olayım. Evet, bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru ise Green Card'ın lise mezunu 19 yaşında bir kişiye çıkma olasılığı var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. Bunun cevabını şöyle verebiliriz. Sonuç olarak siz çekilişe başvuru yaparsınız. Çekiliş başvurularında herhangi bir yaş sınırlamasına bakmayacaktır. Özellikle çıkma noktasında adım atarken. Dolayısıyla siz eğer bu noktada 18 yaşının üzerinde olduğunuz için eğer hak kazanırsanız gerekli çalışmaları yapabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir sorumuz ise eşimin amcası Amerika'da yeni bir yatırım yapacak. Kendisi Amerikan vatandaşı, yapacağı iş araba satışı ile ilgili olacak. Eşim ile beraber orada çalışma izni alabilmemizin en kısa yolu nedir diye bu takipçimiz soruyor. Eşinizin amcasının Amerikan vatandaşı olmasının sizin için bir faydası olmayacaktır. Burada oturum almanız ya da çalışma izni almanız için. Ama eğer kastettiğiniz hani eşimin amcası böyle bir yatırım yapıyor, biz de bununla yatırım yapacak diyorsanız o zaman siz tabii ki
yatırımcı vizesi alma durumunu değerlendirebilirsiniz. Bahsettiğiniz araba satışı ile ilgili işi kurup en az buna eşinizin %50 sahip olması gerekecek ve yatırım yapması gerekecek. Bunları yaptığı sürece eşiniz o yerden dolayı yatırımcı vizesini alacak. Siz de ondan dolayı çalışma iznine sahip olup Amerika'da kalabileceksiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Turistik vize talep ederken red almamak için nelere dikkat etmeliyiz? Tiyolarınız var mıdır diye bu takipçimiz soruyor. En büyük tavsiye edeceğim şey öncelikle turist vize başvurusu yaparken ne için başvurduğunuzu, niçin geldiğinizi, ne yapacağınızı çok rahat bir şekilde konsolosluk görevlisine anlatıyor olmanız gerekecek. Dolayısıyla size baktığında karşısında ne amaçla geleceğini, ne yapacağını bilen birini görmek isteyecek konsolosluk görevlisi. İkinci bir durum, sizin Türkiye'deki bağlarınızı ve finansal durumlarınızı gösterecek bütün evraklarınızı güzel bir şekilde yanınızda götürüyor olmanız olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise Green Card çekilişine katılanlara kesinlikle turist vizesi vermezler deniliyor. Böyle bir şey doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Green Card başvurularına katılanların turist vizesi alamayacağı da bir kaydı yok. Veya Amerikan konsoloslukları turist vizesi başvurularında sizin bu tip başvurulara katıldığınızı sormuyorlar şu an. Dolayısıyla hani bunu sormamaları bakmayacakları anlamına gelmiyor. Ama biz genelde tavsiyemiz şu oluyor. Green Card başvuruları yaparken kesin olmasa da turist vizesi alamama durumunun sonra olabileceğini anlamanız gerekir diyoruz kişilere. Ve bu noktada onu söyleyebilirim. Yani sonuç olarak Amerikan konsolosluğundaki görevli sizin buraya ne amaçla geleceğinize bakıyor. Eğer sizin çekilişe başvuru yaptığınızı öğrenirse ya da sizden böyle bir bilgi alırsa o zaman vize vermeme durumu oluşabilir. Yoksa böyle bir durumun detayına bakmıyorlar şu an ama bakmayacakları anlamına gelmiyor diye ben bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen canlı yayında gelen soru ise ben deri ve kürk modelistiyim. Amerika'da bir firma ile konuşuyorum. Nasıl bir süreç izlemeliyiz? O firmaya ben yasal, işçi veya üst düzey yöneticisi olarak gelmem için yani benim Amerika'ya yasal çalışan olarak gelebilmem için firma bana nasıl bir davetiye göndermelidir diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Sizin gibi modelist ya da stylist olan kişilerin genelde başarı oranı varsa, yani kendilerinin ödül almışlığı hakkında haber çıkma durumları var ise o zaman O-1 çalışma vizesini değerlendirmesi çok mantıklı olur. Dolayısıyla benim size tavsiyem bu noktada eğer siz bu dediğim O-1 kriterlerine uygun bir kişiyseniz, modelistseniz o zaman bu firma sizi çok rahat bir şekilde buraya çalışmanız için davet edebilecek ve çalışmaları yapabilecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yani buradaki diyeceğim nokta o iş yerinde çalışmak istiyor. Ya çalışma vizelerine başvuracak veya özellikle çalışma vizelerinden bir tanesi olan O-1 vizesi olabilir. Bununla ilgili gerekli koşulları yerine getiriyorsanız onun üzerinden gelmeniz çok daha faydalı olacaktır diyebilirim. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Evlilik sonrası çalışma izni ne kadar sürede gelir? 6 ay önce müracaat ettim diye bu takipçimiz soruyor. Şu an itibariyle evlilik başvurularındaki çalışma izinleri yaklaşık 5-6 ay sürüyor gelmesi. 6 ayı geçtiği de oluyor. Dolayısıyla bazı gecikmeler yaşanıyor ama siz 6 aydır başvurduğunuz için çok yakın bir süreç içinde çalışma izninizin geleceğini düşünüyorum. Evet, diğer bir takipçimizden gelen canlı yayında gelen soru ise Türkiye'deki üniversite öğrencisi oğlum turist vizesi için başvuru yapacak. Biz buradan davetiye de yolladık. Türkiye'de babası ve dedesi sponsor yazıları yazacaklar. Benim sorum şu, davetiye mektubu ve ayrıca sponsor yazıları ters tepebilir mi? Bir de öğrenci çocuk sonuç olarak hesabında illaki para mı olması gerekli midir diye sormaktadır bu kişi. Sonuçta Türkiye'deki bu oğlunuz üniversite öğrencisi ve bir turist vizesi başvurusu yapıyor. Ve siz bunun için davetiye yazısı yollayabilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla zaten kendisine finansal sponsorluğu yapacak kişi Türkiye'deki babası ve dedesi olacak. Dolayısıyla sizin davetiye göndermeniz çok şart değil. Sonuçta finansal sponsorluğu oradan sağlanılıyor. Kendi hesabında belli bir para olmasını gerektiren bir durumda söz konusu değil. Evet, vize noktasında davetiye ters tepebilir
sonuç olarak bunlara dikkat etmek lazım. Diğer takipçimizden gelen, online gelen soru ise siyasi olaylar vize durumunu etkiliyor mu? Şu an İstanbul vize durumu nasıl görünüyor diye bu takipçimiz soruyor. Tabii siyasi olaylar derken bu noktada Türkiye ile Amerika ilişkileri derseniz tabii ki Türkiye ile Amerika ilişkileri maalesef Amerika'nın verdiği vizeleri etkiliyor. Tam bu da tabii aynı anda Türkiye'nin de vereceği vizeleri etkiliyor Amerikan vatandaşlarına. Dolayısıyla evet etkiler. Ama şu an için vize durumunda bir sorun gözükmüyor. Amerikan konsolosluğundaki başvurular gayet normal ilerliyor. Tabii belli bir yoğunluk var vize randevularında, başvurularında yoğunluk var. Yoksa herhangi bir sorun şu an söz konusu değil. Vize başvurularınızı yapabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Annem Bulgaristan doğumlu, tekrar Bulgaristan vatandaşı olacak. Annemi Green Card'a başvursam Bulgaristan kotasından mı çekilişe katılacak? 21 yaşını geçtim. Annem giderse bana Green Card alma hakkı var mı? Şimdi değerli takipçimize şunu söyleyebilirim. Yeşil kart çekilişlerinde baz alınan şey başvuru yapan kişinin doğum yeridir. Yani vatandaş olduğu yer değil. Dolayısıyla anneniz Bulgaristan doğumluğuna sahip olduğu için Bulgaristan'daki kotaya tabi olup ilerleyecek. Ve anneniz yeşil kartı aldıktan sonra siz 21 yaşını geçmiş durumdaysanız o zaman anneniz size hala yeşil kart başvurusu yapabilir. Onda bir problem yok. Fakat sizin yeşil kartı almanız yaklaşık 6-7 yılı en az bulabilir. Bunu bilmenizde fayda var.